Görüş alanından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu akşamki bölümümüzde yine kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Karagöz Sanat Evi yönetmeni Sayın Kenan Öztürk konuğumuz olacak. Kenan Öztürk Nimri köyünde doğup büyüdü ve yıllarca sanatla iç içe oldu. Sanatla yoğrulan bir ömür yaşadı. Fransa'da eğitim gördü. Fransa'da ikamet etti ve hala Fransa'da ikamet ediyor ve Keba'nın Nimri köyü için önemli projeler gerçekleştirdi. Ve bu projelerine Sayın Öztürk devam ediyor. Programımızda Nimri Köyü'ne dair bir parantez açacağız. Hemen konumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Kenan Öztürk, sanatla yoğrulan yıllar dedik. Bir ömür. Sanata çok büyük emekleriniz var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Evet. Öncelikle biz tanımak istiyoruz. Kenan Öztürk kimdir? Ben Keba'nın Nimri Köyü'nde doğdum. İlkokul 3. sınıfı Keba'nın Nimri Köyü'nün bir ilkokulunda bitirdikten sonra 4. sınıftan itibaren Ankara, oradan Adana, sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdim. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra bir 2 senelik Fransa yaşamım var. Orada Fransızca öğretmek için gittim. 76'da Türkiye'ye dönüp Hacettepe Fransız Dil Edebiyatı'nda okudum. Ve üniversite bittikten sonra 81'de de tekrar Fransa'ya döndüm. Fransa'ya döndüğümden itibaren emekli oluncaya kadar tamamen sadece kültür alanında çalıştım. Yani kültür sektöründe çalıştım. Paris'in La Courneuve isimli bir şehri var. Yakın banliyö şehridir. Oranın kültür servisinin sanat yönetmenliğini yaptım. İlk önce genel müzik, tiyatro, dans, çocuk programları ve sergiler sorumlusuydum. Sonra bir 5-6 yıl sonra sadece müzikle ilgili alanın sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Ve emekli olana kadar da dünya müziği üzerine o çalışmış olduğum kültür merkezinde, büyük bir kültür merkeziydi. Yaklaşık 200'ün üzerinde Fransızlara yönelik konserler organize ettim. Yani o şehrin kültür merkezinin sanat yönetmenliğini yaptım. Daha sonra bu çalışmayı yaparken fark ettim ki Türk müziği, çünkü genel olarak müzik programları yapıyorduk. Türk müziğinin Avrupa'da pek temsil edilmediğini gördüm. Çok az sayıda Türk müziği topluluğu Avrupa'ya geliyordu ya da Fransa'ya geliyordu. Bunun üzerine ben 76 yılından itibaren ek olarak, yani kendi çalıştığım işime ek olarak sadece Türk müziğini tanıtmak amacıyla Hitit isimli bir kuruluş oluşturdum. Hitit isimli bir kuruluş oluşturdum. Neydi Sayın Öztürk bu kuruluşun amacı, faaliyetleri? Amacı tamamen Türk müziğini Fransa başta olmak üzere dünyaya tanıtmak idi. Bir dernek gibi miydi? Dernek pozisyonundaydı. Evet. Dernek pozisyonundaydı. Fransa'da dernekler çok rahat kurulabiliyor. Fransa'da kurdunuz bu derneği. Evet, Paris'te kurdum. Evet. Ve ilk konseri Erköse kardeşler, Barbaros Erköse çok önemli bir klarnetçidir. Hala yaşıyor. Onunla ve Esin Afşar'la yaptım. Sonraki yıllar OKT'mizde çalıştım. Ve arkası geldi. 2000 yılına geldiğimizde artık Hitit Fransa'da çok önemli bir konuma, yani Türk müziğiyle ilgili birisi bir şey yapmak istiyorsa bizimle ilişkiye geçiyordu. Biz de tabii kuruluşlar derken şunu açıklamam lazım. Festivaller, Fransa'nın kültür merkezleri, yani çeşitli şehirlerin kültürel kurumları veyahut müzik programı yapan tiyatrolar da Türk müziği topluluklarını Türkiye'den itibaren sunmaya başladım. TRT sanatçıları, bağımsız sanatçılar, Kültür Bakanlığı'na bağlı Türk musikisi topluluklarını yavaş yavaş getirmeye başladım. 2000 yılına gelindiğinde artık önemli bir konuma gelmiştik ve 2000 yılı esas, yani Türk müziğinin tanıtımında çok çok önemli sayılabilecek Paris'te Cité de la Musique diye bir kurum vardır. Bu doğrudan doğruya Fransız Kültür Bakanlığı'na bağlıdır. Oraya onun üzerinde toplulukla, yani ilk defa bir Paris'te Türk müziğinin çeşitli
biçimleri ile temsil edilen bir çok büyük bir Türk müziği haftası yapıldı. Bu gelen gruplar Fransa'nın 7 önemli şehrindeki ulusal sahnelerde de yer aldılar. Ve daha sonra bir devam etti. Yani bu Türk müziğinin tanıtımıyla ilgili yapmış olduğum çalışmalar sadece Fransa değil, bütün Avrupa. Onun dışında Brezilya'da konserlerimiz oldu iki sefer. Bir sefer Sebahat Ekgiraz'da, bir sefer Okaytemiz'de. Fas'ta oldu. Yani şey dışında da, Avrupa dışında da bazı ülkelere gittiğimiz oldu ama Avrupa'nın hemen hemen çoğu ülkesinde geleneksel müzik alanında ben çalışıyorum. Onu belirtmem Türk lazım. Türk müziği. Evet, Türk müziği. Evet. Evet. Bunun yani halk müziği ve halk müziği, klasik Türk müziği ve bölge müzikleri yahut da etnik müzikler alanında 200'ün üzerinde konser gerçekleştirdim. Evet, o konserlerden biri de şu an ekranlarda. Bu konserlere ayrı bir parantezi açacağız. Kenan Öztürk'ü kısaca tanımış olduk. Nimri Köyü'nde doğmuştunuz. Evet, Nimri Köyü'nde doğdum. Aslında Nimri Köyü'ndeki eğitiminizi tamamladıktan sonra Türkiye içindeki üniversite eğitiminizi bitirdiniz ve Fransa'ya gittiniz. Aslında evet. Asıl Fransa'ya gidiş amacınız neydi? Onu merak ediyorum. Yani 80 sonuydu. Ben 76-80 arası Hacettepe'de okudum. O dönemin sorunları Fransa'ya gitmemi gerektirdi. Darbe. 12 darbe, Eylül, evet, askeri 12 darbesi evet, döneminde. Evet, evet. Huzuru yani Fransa'da bulmaya çalıştınız. Yani ortam şeydi, gergindi ve evet. Fransa'ya gitti. Ayrıca bu arada benim eşim Fransızdır. Öyle mi? Evet. Onun için de Fransa'ya tercih ettim. Yani gidip buradan daha kıymetli eşinize de selamlarımızı teşekkür gönderelim. Ederim, sağ ol. Peki Fransa'da neler yaşadınız? Kaç yıl kaldınız Fransa'da? Fransa'da aslında hala Fransa'da oturuyorum. Yani yılın 7-8 ayı emekli olduktan sonra Ayvalık'ta geçiriyorum. Geri kalan zamanı 3-4 ay Fransa'ya gidiyorum. Fransa'yı da özlüyorum yani. Güzel bir ülkedir Fransa. Artık zaten Fransız vatandaşı da oldunuz tabii evet, ki. Evet. Bir Türk olarak Fransa'da evet, hem Elazığ'ı temsil etmeniz, hem Türkiye'yi temsil etmeniz, hem de Keban'ı, Nimri Köyü'nü temsil etmeniz çok ayrı olsa gerek. Fransa'da hiç yaşadığınız ve unutamadığınız bir anı var mı? Onu sorayım. Yani tabii ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü kültür alanında çalışmayı tercih ettim. Yani bir tercih meselesi de. Çünkü Kapadokya Erkek Lisesi'ni bitirdim. Benim sınıfımda herhalde bir 50 kişi vardı. 50 kişinin 48 tanesi ya mühendis olmuştur ya doktor olmuştur. Ben sosyal alanı seçtim. Sanata yöneldim. Sanata yöneldim. Tabii Fransa'da bu arada doktora yaptım. Tarih doktorası yaptım. Paris 7 Üniversitesi'nde yüksek lisans, Paris 8 Üniversitesi'nde doktora çalışması yaptım tarih üzerine. Ve bu sırada tabii bir taraftan da konserler yapıyordum. Yani Türk müziği konserleri veyahut da çalıştığım kültür merkezinin yıllık programlarını organize ediyordum. Onun sorumlusuydum ben o alanda. Türk müziği konserleriyle dünyanın çok, yani Avrupa'nın özellikle çok çeşitli ülkelerine gittik. Fransa'da çok önemli sayıda konser yaptık. Bunların aslında her biri çok değerliydi. Yani mesela Stade de la Musique'de, yani Paris'teki bu demin söylemiş olduğum yerdeki organizasyon çok önemliydi. Çünkü Türkiye kendini tanıtmayan bir ülke. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Türkiye çok önemli bir kültürel ve tabii ki başka alanlarda da zenginliklere sahip ama müzik konusunda çok güçlü bir ülkedir, tamam mı? Bu müzik alanındaki çeşitliliği dünyanın çok az ülkesinde vardır. Biz bu çeşitliliği her seferinde bir proje olarak taşıdık ve gittiğimiz yerler ya Kültür Bakanlığı ya belediyelerin kültür servisleri, festivaller, buralarda önemli buluşmalar oluyordu. Yani Türk müziği ilk önce çok fazla bilinmiyordu. Kutser Güner isimli bir ney sanatçımız vardır. Önemli bir ney sanatçımız vardı Paris'te. O çeşitli konserler organize ediyordu. Ama biz çeşitliliği getirdik. O daha çok Sufi müziği, Mevlevi müziği alanında uzmandır. O müziği taşıyordu Fransa'ya. Ve Fransızlar şey zannediyorlardı, sadece işte Türkiye'nin Sufi müziği var ve dervişler dönüyor. Halbuki çok çeşitli halk müziği, sanat müziği,
Tabii ki kutsal müzik ve çeşitli bölge müzikleri falan bunlar vardı. Bunları aşağı yukarı 2015'e kadar çok yoğun olarak gerçekleştirdim. Mesela son Fas'ta yapmış olduğumuz Fas şehrinin Kutsal Müzik Festivali vardır. Orada çok güzel bir konser yaptık. Oraya Mevlevi İstanbul'dan Emav isimli Mevlevi topluluğu götürmüştüm. Bu Mevlevi topluluğunun içine iki tane o bildiğimiz Mevlevi müziğinde bildiğimiz enstrümanların dışında bir çok önemli bir klarnetçi, Roman klarnetçi, Savaş Zurnacı, buradan da kendisine selamlarımı gönderiyorum. Onu katmıştık ve Mahmut diye bir arkadaşımız var, kemancı. Onu katarak biraz farklılık yarattık şeyde. Yani o evet. Bildiğimiz müzik türü biraz farklılaştı. Orada normal gösterimizi yaptıktan sonra Fas'ın Sufi geleneği de bir konser yaptı ve onlar sonra birlikte sahne aldılar. Bu mesela çok enteresandı çünkü çok büyük bir salonda, 2000 kişiye yakın bir salonda, işte kralın çok büyük bir sarayının askeri teçhizat bölümü şeye ayrılmış, tamamen bu bir gösteri merkezi olarak ayrılmış. O çok ilginçti, başka çok ilginç şeyler oldu. Şunu sormak istiyorum Sayın Öztürk. Şimdi Türk müziğini Fransa'da, Avrupa'da, dünyanın dört bir yanında tanıtmak için elinizden geleni yaptınız. Onlarca organizasyona imza attınız. Yabancıların, yurt dışındaki insanların Türk müziğine bakış açısını nasıldı? Nasıl tanıdılar? Evet. Ne gibi yorumlarda bulundular? Daha sonra Nimri Köyü'ne geçeceğiz. Orada çok önemli konularımız var. Kulluk. Tamam. Nimri tamam, Köyü tamam. Kullukları çok önemli. Ona çok... ayrı bir parantez açacağız ancak bunu sorma yanıt alabilirsem çok sevineceğim. Ben bu soruyu sorduğunuz için size teşekkür ederim Alper Bey. Sağ olun. Çünkü ön yargılarımız var. Yani Türkiye'de bir ön yargı var. Ya zannediyoruz ki yani biz uzayda yaşıyoruz ve uzayın dışı, ya bir ayrı bir yerde yaşıyoruz ve dünya var ve dünya bizi tanımıyor. Şimdi bizim ülkemizin geçmişi çok sağlam bir temele oturmuş olduğundan, kültürel planla konuşuyorum. Bunun bugüne taşınmış biçimi çok önemlidir. Mesela şunu söyleyeyim. Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal'in yaptığı önemli çalışmalardan bir tanesi bu ulus devlet kavramı çerçevesinde kültürel alanda Türk müziğinin ortaya çıkarılmış. Yani 30'lu yıllar Türkiye'de çok önemli derlemelerin yapıldığı bir dönemdir. Ve bu dönemde halk müziği, o güne kadar hiç gündemde olmayan halk müziği derlenmiştir ve binlerce, belki de 30-40 bin halk türküsü bulunmuştur, notaya alınmıştır, tavırları belirlenmiştir, kaydedilmiştir ve bir Türk müziği bir şey olarak devletin sahip çıktığı bir kültürel miras olarak gün yüzüne çıkarılmıştır. Cumhuriyet'in çok önemli bir kazanımıdır bu. Bundan sonra da gerek TRT kanalıyla, gerek Kültür Bakanlığı kanalıyla, gerek şehirlerin müziki cemiyetleri kanalıyla Türk müziği çok önemli bir noktadadır. Yani dünyadaki önemli bir ülkedir müzik alanında. Dolayısıyla ancak biz ne kadar tanıtabiliyoruz işte ben Türk müziğini? Ben bu yani kendi alanında bir kişi olarak 204 tane konser gerçekleştirdim. Bu nasıl karşılanıyor değil mi? Onu şey yapıyoruz, evet, merak ediyorsunuz. Yani sorunun cevabı Türk müziğini nasıl buldu? Evet, yabancı uyruklu insanlar, sanatseverler. Evet, insanlar mesela şey düşünebilir. İşte ilk planda ya bizi anlamazlar, tanımazlar. Acaba yani bizim melodilerimiz onların kulağına nasıl gidiyor? Şimdi yurt dışında genelde Türk müziği dediğiniz zaman biraz daha Arap müziğinden esinlenen, değil mi? Biraz daha oryantal vari müzikler gündeme gelir. Ya, yok. Şimdi artık öyle değil. Artık öyle değil öyle ama. Değil, öyle değil. Öyle evet. Değil. Çünkü önemli sayıda, yani bu Türkiye'nin bir dönemi özellikle yani işte 90'lardan itibaren yurt dışına Türkiye'nin genel açılımıyla beraber müzik konusunda da çok önemli konserler yapıldı ve
müzisyenlerimiz, gerek bu işleri benim gibi yapan başka arkadaşlar bunu tanıttılar. Ve yurt dışındaki insanlar, yani başka kültürden insanlar bizim müziğimize karşı son derece duyarlılar. Son derece seviyorlar. Yani beğeniyorlar mı? Çok beğeniyorlar. Çok beğeniyorlar. Çünkü güzel bir müziktir. Yani şey gibi bir bakıma Hint müziği nasıl beğeniyorlarsa, Güney Amerika müziklerini nasıl beğeniyorlarsa artık Türk müziğini de o biçimde beğeniyorlar. Bir farkı var. Türk müziği daha çeşitli. O yönüyle de zengin buluyorlar. Yani ilk başta tanımayan kurumlar, kişiler şimdi tanıyorlar ve çok büyük değer veriyorlar. Yani şey yapmamak lazım. Hani sanki bizi artık tanıyorlar ve o tanıdıkları da müziğimizi seviyorlar. Elazığ Musiki Cemiyeti'ni de Fransa'ya götürdünüz. Evet. Türkiye'den toplam 10 grupla birlikte. Evet. Böyle de Elazığ'a bir katkınız olmuştu geçmiş dönemlerde. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Peki, Türk müziğini yurt dışında ve dünya müziğinde Türkiye'de tanıtan Karagöz Sanat Evi 2005 yılında kuruldu Ayvalık'ta. Evet. Ondan biraz da çok kısaca bahsedebilir miyiz? Karagöz Sanat Evi'nin faaliyetleri nelerdir? Tamam. Şimdi 2005, tabii ben bir taraftan Türkiye'de Ayvalık'ı seçtim, yani şey olarak. Çok güzel bir yerdir. Evet, teşekkür Ayvalık. Ederim. Ben evet, de çok kez gittim. Evet. Ayvalık güzel bir yerdir. Biz ilk Ayvalık'a benim gidişimde ve Ayvalık derken Ayvalık'ın içinden bahsediyorum. Yani o tarihi dokunun olduğu bölümden bahsediyorum. Ben 2000 yılından beri orada oturuyorum. Yani Ayvalık'ın içinde eski bir Rum evinde oturuyorum. Tarihi bir evde oturuyorum. Oraya gittiğimde şehirle bütünleşmek için eski bir marangozhaneyi kültür evine çevirdim. Sanat evine çevirdim. 2005 yılında da açtım. İlk başta bu açıldığı zaman Karagöz Sanat Evi, Ayvalık'ta bazı dernekler falan vardı. Yani müzik yapan dernekler vardı ama bir profesyonel çalışan, uluslararası ilişkileri olan, Türk müziğini yurt dışında tanıtan başka bir yani yapılanma yoktu. Bu yapılanmayı ilk defa Karagöz Sanat Evi ile gerçekleştirdik. Niye İstanbul, Ankara, İzmir değil de Ayvalık? Çünkü şunun farkına vardım ben yurt dışında. Eğer siz önemli projelerle gidiyorsanız bunu herhangi bir küçük köyden de yapabilirsiniz. Artık özellikle bugün günümüz teknolojisiyle beraber. Bunu ben Ayvalık'ı seçtim ve Ayvalık'a yerleşirken işte o mekanı, eski marangozhaneyi restore ettim. Ve orada çeşitli projeler gerçekleştirmeye başladık. Yani yurt dışından gruplar geldi. Bizim Roman müzisyenlerle çalıştı yahut da Türk müzisyenleriyle çalıştılar. Ve orası benim bir ofisim. Çok da güzel olmuş. Ofisim gibi. Teşekkür ederim. Sevgili yönetmenimiz Mustafa da fotoğrafları birazdan ekrana getirecek. Evet. Buradan gerçekten Elazığ'ın, Türkiye'nin birçok önemli Elazığ'a ve Türkiye'ye katkı sunacak birçok proje üretiliyor. Evet. Ki bunlardan bir tanesi de Nimri Köyü ile ilgili projeler. Evet. Nimrilisiniz. Evet. Nimri'yi unutmadınız. Hiçbir zaman. Ne kadar yıllarca Fransa'da da yaşasanız, evet, Elazığ dışında da kalsanız, her zaman aklınızın bir köşesinde Nimri Köyü oldu ve Nimri Köyü'ne hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz. Nimri Köyü üzerine önemli projelerinizden bir tanesi Nimri Dağları'nda var olan kulluklarla ilgili. Evet, evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kulluk nedir? Evet, kulluk nedir? Evet. Şimdi kulluk, ben çocukken, yani daha işte 3. sınıfa kadar olan dönem, yani 11 yaşına kadar olan dönemde dağlarımızda silindir biçiminde, insan boyundan biraz yüksek, yassı taşların böyle yan yana üst üste konulmasıyla yapılmış, 2 metreye yakın, üzerinde bir ağaç olan, bazen o ağacın üzerinde bir sığır başı, hatta at başı iskeleti olan yapıtlar vardı. Bunlar biz yani ne olduğunu pek açıkçası bilmiyorduk. Ama çok dikkat çekiciydi. Çünkü söylememiz gerekir ki Keban'dan, yani Keban'ın olduğu yerden Dumlu diye bir bölgemiz var bizim. Meramız var. Çok büyük bir mera. Burası olduğu gibi dağlıktır. Fırat geçer. Yani Fırat'la köy arasında dağlık bir bölge vardır. Ve köylü sürekli o dönem, yani benim çocukluğum döneminde
tarımla geçiniyordu, bir de hayvancılıkla geçiniyordu. Hayvancılığı insanların yaşamında önemli bir yeri vardı ve karların erimesiyle beraber bunlar, köyün hayvanları Fırat'ın kenarına götürülüyordu ve orada belli bir süre kalıyordu. Bu gidiş gelişlerde gözümüze çarpan sürekli bu kulluklar, yani taş anıtlar vardı. Ben bunu ilk önce şey olarak düşündüm. Yani diyordum ki bu yol bulmak için, yani tehlikeli, böyle büyük dağlar var ve bunların işte yol bulmaya yarıyor. İşte kışta, siste insanların köyü bulması ya da Fırat'ı bulması için bunlar işaretlerdi diye düşünmüştüm. Ve projeye başlarken de, Dimri Kullukları sanat projesine başlarken de bu yapıtlardan hareketle bir sanat projesi düşündüm. Başlattınız. Başladım. Şunu evet. söyleyeceğim. Bugün programı sizin konuk olacağınızı bilen Keban Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Pirasan Bey beni aradı. Dedi ki hocamız programa katılacakmış. İşte kulluklarla ilgili söyleşi yapar mısınız diye. Tesadüf ki biz de kulluklarla ilgili sizin projenizi konuşacaktık. Şunu söylüyor. Kar bölgelerinde taşları üst üste koyarak yön bulmanın anlamına geliyor evet. diyor kulluk. Doğru mu? Bunu şimdi, ilk olarak siz söylediniz zaten bunu, sanıyorum. Buradan da Sayın Pirasan Bey'e selamlarımızı iletelim. Ben de selamlar. Çok sevdiğim bir insandır. Şimdi şöyle bir şey oldu. Emekli olduktan sonra dedim ki ya köyüm için ne yapabilirim? Biliyorsunuz Türkiye'de genelde işte yani dünyanın başka yerlerinde de bir bölgenin bir ürününden itibaren festival yapılır. İşte kiraz festivali, karpuz festivali, dut festivali falan gibi şeyler yapılır. Tabii benim alanım değil tarım. Ben bütün hayatım boyunca kültür sektöründe çalıştım. Bu kulluklar beni etkilemişti. Dedim ki buradan bunu bahane ederek, buradan kalkarak bir sanat projesi geliştirilebilir. Ve köyümüz Nimri farklı bir yapıyla tanınabilir. Buna başlarken ilk önce nasıl bir bu nedir, neyin nesidir diye ilk önce düşüncelerim buydu. Yani Pirasan Bey'in söylemiş olduğu gibi dağlarda işte bunlar vardı ve bunlar insanların yolda, kışta, siste kaybolmaması için bir nişan vazifesi yön bulma aracı olarak kullanılıyordu. Ve ben projeye başladıkken bunu böyle tanıttım. Ve bu şekilde de basına yansıdı. Çeşitli ajanslar geldi, bizim projelerimizi çekti ve ben bu doğrultuda konuştum. Dolayısıyla bu doğrultuda konuşunca insanlar bunu kabullendi. Bu sadece bir yön bulma için yapılıyor zannettiler. Halbuki bizim köylümüz, orada doğan insan, çeşitli dağlar var, çeşitli yerler var. Yani onları bilmemesi, yönünü bulmaması olabilir ama biraz zor bir ihtimal. Sonuçta biz... Sonra güncellediniz mi bu? Bunu şu anda güncelliyorum. Açıklamayı. Bu sene güncelledim. Nedir? Peki Sayın Olsun. Nedir? Şimdi birincisi şunu anlatmak istiyorum. 76 yılında, pardon özür dilerim. 2016 yılında benim torunum dünyaya gelecekti. Ona armağan olsun diye kendi bahçeme bir tane kulluk yaptım. Ben o kulluğu yaptığımda, yani Ela doğmamıştı o zaman, Nimri Dağları'nda bir tane kulluk kalmamıştı. Hepsi yıkılmıştı. Nasıl yıkılmıştı? İnsanlar 70'li yıllardan sonra yığınsal olarak büyük şehirlere gittiler, İstanbul'a gittiler genel olarak. Ve bunlar bakımsızlıktan yavaş yavaş yıkıldılar ve yok oldular. Bunu tekrar harekete geçirmek için böyle bir, ilk önce böyle bir hobi gibi başladı, yaptım. Sonra bunu projeye çevirdim. Projeye çevirdiğimde, 2018 yılında bizim Ağbaba diye dağımız var. Hemen köyün doğusundadır. Güneş oradan doğar zaten Nimri'nin üzerine. Onun üzerine Cemal Erez ve Meral Erez. Bunların ikisi de Bahçeşehir Üniversitesi'nde tasarım bölümü hocalarıdır. Aynı zamanda Cemal Erez önemli bir ressamdır. Ondan rica ettim. İkisi bize birer tane çizim yaptılar. Evet. Çizim, anlattım kullukları. Kulluk böyle, çizimi. Kulluk çizimi yaptılar. Biz bunu köylülerle Ağbaba'nın tepesinde yaptık. 2018'de yaptık. Gayet güzel durdu. Fotoğraflarını çektik. Onun
Yani birdenbire o dağ ek bir süs verdi. Zaten Ağbaba, geleceğiz oraya. Kutsal bir dağımızdır, ziyaret yeridir. Oraya iki tane kulluk yaptık. Sanatsal kulluk yaptık. Bunun üzerine, yani 2016'da başlayan o ilk bizim bahçeye yaptığımız kulluk, arkasından bir iki tane sanatçının bize çizdiği ve bizim köylerle yaptığımız kulluk. Sonra 2019'da bunu doğrudan doğruya bir sanat projesi haline getirmenin, yani yazımı çizimi oldu. Artık onu yazdık ve dedik ki biz şöyle bir çalışma yapacağız. Bir, iyi bir sanatçı bulacağız. Bu alan heykel sektörüne dayanıyor ama heykelin ya da sanatın herhangi bir dalından başka eklemeler de yapabilirsiniz. Heykel alanında Türkiye'nin en önemli heykeltıraşı olan Mehmet Aksoy'la gidip görüştüm. Dedim Mehmet abi, böyle böyle bizim dağlarımızda böyle yapıtlar vardı. Bunlar sonuçta taştan yapıtlardır. Köylülerin yapmış olduğu yapıtlardır. Bunu sen bize yapabilir misin? Yani bana bir çizim yapabilir misin? Yahut bunu gelip yapabilir misin? Ben de size çizerim. Ve Mehmet Aksoy yani önemli biridir. Türkiye'nin çok İstanbul'da ve birçok şehrinde çok önemli, belki de en önemli heykeltıraşlarından bir tanesi değil, evet, mi? Evet. En önemlisi bence. Evet. Ve mesela iş sanatın ortasındaki Kibel heykeli onundur. Ne bileyim, Antalya'daki kıyıda iki tane önemli heykeli vardır. Berlin'de heykelleri vardır. Yani önemli bir şeydir. Bu eskiden Mimar Sinan da hocaydı zaten. Akademide, o zaman akademiydi ismi. Mehmet Aksoy yaparım dedi. Yalnız ben kulluk yapmam dedi. Ben heykeltıraşım. Size bir heykel çizimi yapayım. Onu gerçekleştirin. Yani Mehmet Aksoy çizimini yaptı. Sema heykeli. Sema heykeli. Şu an Nimri köyünün girişinde bulunuyor bu, evet, heykel. Evet. Bu heykel toplam 17 ton mermerden oluşmaktadır. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümü öğrencileri. Başta hocası Ferit Yazıcı ve öğrencileriyle beraber Mehmet Aksoy'un çizdiği heykeli Er Kılıç Mermer Fabrikası'nda, yani bir mermer fabrikası kapısını açtı bize. Hem mermeri verdi, hem iki buçuk ay boyunca öğrenciler gelip pratik yaptı. Şu anda da ekranlarda öğrencilerin çalışmaları. Evet, evet, şu anda yapıyor. Doğru, çok güzel. Şimdi burada nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Önemli bir usta, heykeltıraş, artist, sanatçı, bir üniversitenin öğrencileriyle bir ortak çalışma yapabiliyor. Yani, Mehmet Aksoy geldi, onlarla yapılan çalışmalar üzerine talebelerle görüşme yaptı. Bunlar talebe dediğim heykel bölümünün son sınıf lisans öğrencileri yahut da son sınıf öğrencileri. Yani üst düzeyde artık heykeli bilen insanlar. Mehmet Aksoy'un çizmiş olduğu proje şu. Evet, bu. Evet, hocam. Bu. Evet, evet. Bir Semah projesidir. Burada bu çalışma gördüğünüz gibi parça parçalardan oluşmaktadır. Yani sanıyorum 7 parçadan oluşuyor. Orada hazırlandı, 2,5 ay sürdü onun hazırlaması. Sonra o parçaları Nimri'ye getirdi 2019'da. Ve Mehmet Aksoy geldi, öğrenciler geldi. Nimri'nin girişine bu heykel kondu. Mehmet Aksoy'un tabiat için yaptığı tek heykel budur. Yani daha önce yaptığı bütün heykeller işte caddelerde, meydanlarda veya herhangi bir önemli binanın önünde bulunmasına rağmen bu sefer geldi bir tabiat ortamına, açık ortamda ona bir şey hazırladık, bir yer hazırladık. 250 metrekarelik bir alan hazırladık ve oraya heykelini koyduk ve orası aslında bundan sonraki çalışmalara da bir açık hava atölyesi olarak bulunacak. Sanatçılar gelip orada çalışma yapacaklar ve yaptıkları eserleri tabiatın herhangi bir yerine bırakıp gidecekler. Yani bizim yaptığımız projenin bir tarafı da, yani bir sefer sanatçı, üniversitelerin baştan güzel sanatlar bölümleri, heykel bölümü, öğrencilerin buna katılımı, öğrenciyle sanatçının buluşması ve ortak çalışması, buna destek olan gönüllüler, işte Er Kılıç olduğu gibi
Altekme'de bir firma vardır. Benim arkadaşım sayıdı. Firma ismi vermezsek Sayın Öztürk. Şimdi özür dilerim. Rütük'ten tamam, ceza tamam. Almayalım. Peki, özür dilerim. Estağfurullah. Bir arkadaşım var. İzmir'de bulunuyor. Onun Hulusi arkadaşım. Onun desteğiyle o da geldi çalıştı doğrudan. Yani gönüllüler var. Gönüllülerin bazısı sizin gibi gazeteci. Bazısı siteyi kuruyor. Siteyi yapan Mehmet Gökalp diye bir arkadaşım vardı. Bazısı düzeltmeleri yapar. Yani kolektif bir çalışma yapıyoruz. Bir imece çalışması. Nimriköy için birçok bileşeli evet, harekete geçirdiniz. Tebrik evet, ediyoruz sizi. Özür dilerim, bir şey daha söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun lütfen. Tabii ki bu 2019 çalışmasında Trakya Üniversitesi katıldı. Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar bölümünden iki hocamız Gülhan Bey ve Aylin Hanım, Aylin Beyoğlu bunlar öğretim üyeleridir. Öğrencilerle gelip onlar ise yani gelip doğrudan doğruya köyde bir çalışma yaptılar ve köyde bir kulluk yaptılar. Onu kendi yorumlarını katarak yaptılar. 2019'da proje artık başladı ve ulusal planda tanınmaya başladı. Şunu söylemişsiniz, şimdi bugün nimrikullukları.com'a girdim ve ziyaret ettim. Orada da önemli bilgiler edindim. Nimri Kullukları Sanat Projesi kapsamında son 2 yıldır kulluklar üzerine yaptığımız araştırma sonuçları bizi asırlardır kültürümüzde var olmuş ve günümüzde kaybolmak üzere olan 3 ziyaret kulluğunun yeniden yapımına yöneltmiştir demişsiniz. Proje nasıl gidiyor şu an? Evet. Nimri Kullukları projesi. Evet. Şimdi isterseniz bu yani bu değişim nasıl oldu benim kafamda onu evet, söylemek isterim. İlk başta yön bulmak amaçlı dediğim gibi düşünüyorduk ama pandemi gelince eve kapandık tabii. Ben yöntem olarak bir araştırmanın nasıl yapıldığını bize öğretti hocalarımız. Doktora çalışması yaptık. Dolayısıyla bunun bir bilimsel çalışmasını yapmaya başladım. Evet. Bunun için antropologlarla ilişkiye geçtim. Mesela kitapları bu alanda var olan kitapları oluşturduk. Altay bölgesine, Kırgızistan'a gittim. Sonra Altay bölgesi yani Tanrı Dağları'nın olduğu yer. Esas olarak bu çıkış noktası ve yoğun olan yerler Altay Cumhuriyeti, Altay Federatif Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti, Akasya, Buryat, Moğolistan'ın Buryat kesimi, Yakutistan ve Tunguzlar. Bu Sibirya. Sibirya, evet. Sibirya. Kesimi değil mi? Evet, evet. Sibirya'nın bu bölgesinde esas olarak oradan orada yoğun olarak yapılıyor ve orada onun ritüelleri var. Onları inceledim. Sonra peki ta oralardan Keba'nın Nimri köyüne kadar bu kültür diyelim artık nasıl gelmiş, evet, nasıl taşınmış? İşte onu anlatacağım. Ben de size onu anlatacağım. Fransa'da çok önemli antropologlar var. Bunların en duayenleri Robert Hamayon. Bu hanımefendinin 15'e yakın kitabı var ve bunlar tamamen Sibirya üzerine. Sibirya'daki özellikle Türk halklarının yaşam biçimleri, antropoloji bilimini orada incelemiş ve bunu kitaba çevirmiş. Onunla direkt ilişkiye geçtim. 78 yaşında bir hanımefendidir. Ona sorularımı sordum. Dedim ki yani bu bizim köyümüzde de var. Nasıl yani benim kafamda eksik olan bilmediğim şeyleri hem oraya hem bir taraftan da Altay Cumhuriyeti'nde bir Türkolog hanım var. Onunla ilişkiye geçtim Karakız Hanım. Ona sorular yönelttim. O Altay Cumhuriyeti'nde şey yapıyor. Bilim Enstitüsü'nde çalışıyor ve çok sık şeylere gidiyor. Köylere gidip Altay Türkçesini üzerine bir çalışma yapıyorlar. Bunları bir ekip olarak yapıyorlar. Ben ona yardımlarını istedim. Yani bir senelik o pandemi dönemi bu işin arka planını araştırmaya götürdü bizi. Nasıl oluyor da bir şeyi gördüm. Yani birebir Altay'daki ortaya çıkış şekli ve bugünkü hala devam etmesi bizde de yani Nimri köyünde de bundan 40 sene öncesine kadar süren hem yapıtın kendisi hem yapıtla beraber yapılan ritüeller birebir üst üste örtüşüyor. Birebir yani aynı şey yapılıyor. Yani oradan gelen bir kültür dolayısıyla oradan gelen bir halk. Peki buradan o Sibirya bölgesine gitmiş olamaz mı? Olamaz. Olamaz. Çünkü çok yoğun bir şekilde orada var. Belki oradan dünyaya yayılmış. Yani sadece olabilir. Yani dünyaya yayılmış olabilir. Ama şimdi
şeye baktığınız zaman, ritüellerdeki o antropoloji bilimindeki o detaylara baktığınız zaman ne yapılıyor, nasıl bir isterseniz onlara da girebiliriz daha sonra. Ritüeller nedir? Bu ritüellere girdiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki Altay'daki bir şamanın yaptığıyla bizim bir dedemizin yaptığı aynı şey. Aynı şey. Evet. Aslında çok önemli. O zaman Nimri Köyü hem sizin araştırmalarınız hem Nimri Köyü bu projeler adına çok önemli bir yer. Teşekkür ederim. Aslında bu kültürün yaşatılması ve devam edilmesi adına. Şunu sormak istiyorum Sayın Öztürk. Şimdi Nimri Köyü'nden sonra diğer köylerde de böyle bir araştırma yaptınız mı? Şimdi farklı yerlerde de olabilir bu. Tabii tabii. Şimdi daha çok dağcılarla ben ilişkiye geçtim. Çünkü Kırgızistan'a gittiğimde oraya gelen insanların çoğu dağcıydı ve Denizli bölgesinden geliyorlardı. Denizli şehrinden geliyorlardı. İlk önce oradan başladı. Sonra giderek Türkiye'deki Türkmenlerin yerleştikleri yerler. Yani bizim köyümüz bir Türkmen köyüdür. Evet. Türkmenlerin yerleştiği bölgelerde bu olguya rastlıyoruz. Yalnız bunları fotoğraf mümkün olduğu kadar fotoğraflarını biriktirdim. Sitede görmüşsünüzdür. Evet. Ama bu konuda araştırma kesinlikle yapılmış değil. Ne üzerine yapılmış? Kurganlar üzerine yapılmış. Yani mezarlar üzerine yapılmış. Ama bu yapıt üzerine maalesef yapılmış. Hatta Altay'da bile ben oradakilerle ilişkiye geçtiğimde ilk önce Rus Çarlığı döneminde bir Hristiyanlaştırma operasyonları var bütün Sibirya'ya yönelik. Bu dönemde baskı görmüşler. Daha sonra Sovyetler Birliği zamanında çeşitli baskılarla dine karşı bir tavır oluştuğundan bu inanç biçimi de yasaklanmış. Ve son 20-30 yıldan beri tekrar bu konularda ritüel olarak oralarda devam ediyorlar. Yani Türkiye'deki bizim Nimri'de yapmış olduğumuz çalışmanın bir amacı da şudur. Biz neler yaptık onu da isterseniz daha sonra anlatırım. Evet. Bizim yapmış olduğumuz çalışmanın üniversitelere yansıması olacaktır. Çünkü üniversitelerin doğrudan doğruya ilk başta antropoloji bölümlerini ilgilendirmektedir. Oraya yansıdığı andan itibaren Türkiye'nin her tarafında var olan ve şu anda yok olmakta olan bir yapıt ve onun arkasındaki ritüel ortaya çıkmış korunmuş olacak. Korunmuş olacak. Ortaya çıkacak ve korunmuş olacak. Bu konuda Fırat Üniversitesi ile bir iletişim kurdunuz mu? Fırat Üniversitesi'nde heykel bölümü yok baştan. Onun ve antropoloji bölümü yok. Onun için farklı bir üniversiteyle temasa geçtiniz. Bir sefer işte Üniversite Sinan. Pardon onu söylemek istiyorum. Bu ziyaretlerle ilgili konuşmaya daha sonra mı geçeceğiz yoksa? Birazdan geçeceğiz. Tamam. Ondan önce tamam. Bir sorum daha olacak. O zaman şöyle diyeyim ben size. Akdeniz Üniversitesi ile çalıştık. Zaten 2019'da başladı proje resmi olarak. Akdeniz Üniversitesi ile onun Güzel Sanatlar Bölümü. Çünkü o zaman benim kafamdaki proje sadece sanat projesiydi. Şimdi daha çok antropoloji. Bu seneki proje antropolojiyi ilgilendiriyor. Ama daha sonraki aşama tekrar sanat projesine döneceğiz. Dolayısıyla üniversiteler bizim için zaten başından beri, projenin başından beri olmazsa olmaz. Olmazsa olmazı ama antropoloji bölümleriyle ve tarih bölümleriyle ve belki müzik bölümleriyle bunu zenginleştireceğiz bu çalışmayı. Peki, kişisel bir sorum olacak. Şimdi Nimri Köyü'ne dönüş yapmayı düşünüyor musunuz? Eskiden şey derdik, köylerden göç oluyor şehirlere. Evet. Ancak son dönemlerde özellikle pandemiden sonra da insanlar artık köylerine geri dönmeye başladı. Evet. Kenan Öztürk'ü de bundan ilerleyen yıllarda Nimri Köyü'ne tekrar dönüş yapmış bir şekilde görür müyüz? Şimdi ben zaten Nimri ile hiç bağımı kesmedim. Bizim orada evimiz var, bahçemiz var, tarlalarımız var. Yani sürekli gelip gittiğim bir yerdir ama sürekli oturduğum bir yer değildir. Ona ilk defa böyle bir soruyla karşılaştırıyorum. Düşünmedim ama bundan sonra düşünebilirim Alper Bey. Evet, çok da güzel olur. Nimri Köyü gerçekten hakikaten hem tarihi, böyle güzellikleri olan muhteşem bir köy. Yani ben Nimri'li olsam yaşayacağım yer Nimri olur, onu söyleyeyim. Çok güzel bir bölgedir. Evet, kesinlikle. Yani dağlıktır, çok ufku açıktır. Ve tabii mesela Nemrut Dağı çok önemli çünkü orada yapıtlar var ama bizim de Ağbaba diye bir dağımız var. Oraya çıktığınız zaman 360 derece her tarafı görebilirsiniz. Yüksek bir yerdedir.
Nimri Köyü çok önemli değerler yetiştiren bir köy. Sizin gibi. Bunun yanında özellikle Nimri'de de şiirleriyle bilinen değerli isim. Tabii. Neler söyleyeceksiniz? Çok da böyle önemli isimler yetiştiren bir köy. Tabii. Nimri'de de bir sefer önemli bir şairimizdir. Tasavvuf şiirleri yazar. Fakat bilinmeyen bir şey ben isterseniz size de burada söylemek istiyorum. Lütfen. Nimri Dede'nin oğlu Ercihan Dehmen var. Yaşıyor şu anda. Benim yaşadım. Ercihan Dehmen çok önemli bir şairdir. Fırat Üniversitesi'ne şöyle bir öneride bulunuyorum ben. Çünkü Fırat Üniversitesi'nin ve destekleriyle Nimri Dede'nin tanıtımına önemli katkıda bulunduğu üniversite ve buradaki yayın evi. Bence Ercihan Dehmen üzerine de durmalarını isterim. Çünkü bu aile bir şey yani böyle bir kaynak, enteresan bir yapısı var ve zeki insanlardan oluşuyor, okumuş insanlar. Ercihan Dehmen'in şiirlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında tabii ki yani ona bir sefer buradan dikkat çekmek istiyorum. Fırat Üniversitesi'nin edebiyat bölümüne mesela orada olabilir. Bunun dışında buradan tabii ki buradan bir çağrıda da bulundunuz. Bulunuyorum çünkü Nimri Dede'yi herkes tanıyor tabii ki. Yani çünkü onun şiirleri işte Arif Sağ'ın onun bir parçasını alarak tanıtımına katkısı bulunmuştur. Ben de Ercan üzerine dikkat çekmek isterim. Çok biraz Yunus Emre vari şiirler yazar. Çok arı Türkçe ile güzel şiirler yazar. Bunun dışında tabii köyümüzün okumuş çok insanı vardır. 1900'lü yılların başından beri insanlarımız İstanbul ağırlıklı olmak üzere büyük şehirlere yerleşmişlerdir. Güzel taraflarından bir tanesi ilk kuşaklar ve köyün boşalması da söz konusu. Yani boşal derken İstanbul'a ekonomik sebeplerle giden 70'li yıllarda yoğun giden insanların hepsi ilk başta kendileri zorluk çekmişlerdir ama çocuklarını mutlaka okutmuşlardır. Kız çocukları, erkek çocukları okuyan ve üniversite mezunu belki de %70'e varan bir yapıya sahiptir. Bunların her biri de bir değerdir ülkemiz için. Peki Sayın Öztürk, Yaşar Mızrak bizleri Ankara'dan izliyor. Sizlere selamları var. Teşekkür ederim. Sayın Öztürk, programımızın sonuna geldik. Artık konuşacağımız çok önemli bir konu vardı. Şimdi Nimri Köyü'nde 3 ziyaret var. Evet. Kaybolmak üzere. Bunlarla ilgili bir onarım gerçekleştirdiniz. Evet. Çok kısa bir cümleyle bunu alalım, sonra programı kapatacağım. Tamam. Şimdi yaklaşık 40 seneden beri bu yapıtlar yavaş yavaş yok olmaya başlamışlardı. Biz Mimar Sinan Üniversitesi, üniversiteler diyoruz. Onun öğretim üyesi Sayın Sebahattin Küçük ile bir çalışma yaptık bu sene için. Ve bu yıkılan, yok olan 3 tane ziyaretin kulluğunu yeniden köylülerle beraber onardık. 18 ve 19 Eylül tarihinde kaybolan tarihimizi tekrar gün ışığına çıkardık ve insanlarımızın hizmetine sunduk diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Çalışmalarınızda, projelerinizde Nimri Köyü adına yapmış olduğunuz hizmetlerde başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Karagöz Sanat Evi yönetmeni Sayın Kenan Öztürk'ü ağırladık. Çok önemli projelere imza atan bir isim. Yurt dışında 200'ün üzerinde konser organizasyonu gerçekleştirip Türk müziğini tanıtan bir isim, kendisi de anlattı. Nimri Köyü'nü konuştuk. Nimri Köyü'ndeki kullukların tarihini ve Türkiye adına, sanat adına, tarihimiz adına ne kadar değerli olduğunu konuştuk. Mutlu akşamlar.